Ünlü oyuncu Bensu Soral, yüzü olduğu kozmetik firmasının gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı. Ablası Hande Soral ise gecenin sonunda bombayı patlattı ve evleniyorum dedi. Bana da çok şaşırdım. Ünlü oyuncu Hande Soral evlilik için ilk adımı attı. Sevdiğim adamla beraber mutlu bir hayat hayal ediyordum hep. Evlilik teklifi nerede, ne zaman geldi? Bekliyordum ama o gün beklemiyordum. Düğün tarihi belirlendi mi? Hande Soral neden gelinlik giymek istemedi? Bana kalsa düğün yapma bile niyetimiz. Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın yüzü olduğu bir kozmetik firmasının Taksim'deki gecesindeyiz. Bensu Soral güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Açık hepsi açık. Ben daha önce daha çok doğallıktan yanaydım. Hala doğallıktan yanayım. Ama makyaj yaparak da yine gayet doğal olabiliyorsunuz. Bensu Soral'ı genellikle makyajsız görürdük ama o gece ünlülerin makyözü Rıfat Yüzü Akın dokunuşlarıyla muhteşem bir görüntüye kavuşmuştu. Bunu sadece biz demiyoruz. Kendisi de aynada kendini izlemeden duramıyormuş. Her kadında olduğu gibi bu kendisini o şekilde gördükten sonra tabii ki makyajdan vazgeçemiyor ve markete giderken bile en azından o ufak dokunuşları yapmak istiyor diye düşünüyorum. Bensu Soral birkaç hafta içinde ekranda olacak, hem de Çağatay Ulusoy'la birlikte. Başladık, güzel bir iş yapıyoruz. Biraz yoğun. Evet, aynen. Biraz yoğun geçiyor setimiz. Çok keyifli ama. Çok mutluyum. Her şey yolunda. En son Kalbim Yangın Yeri dizisinde Leyla rolüyle izlediğimiz Hande Soral da kardeşi Bensu Soral'ı yalnız bırakmamıştı. Önemli günlerinde onun heyecanını paylaşıyorum. O benim öyle. Zaten onun heyecanı benim heyecanım. Benimki onun. Öyle yani. Hande Soral maviler içinde. İnce askılı ipek mavi elbisesini parmağına taktığı mavi taşlı bir yüzükle tamamlamış. Saçlarının doğal dalgasını bozmadan sımsıkı bir at kuyruğu yapmış. Yüzünde makyaj yok denecek kadar az. Hande Soral geceye sevgilisi İsmail Demirci ile birlikte katıldı. Çok mutluyuz tabii ki. Onun güzelliğinin bir de böyle isimlendirilmesi, adlandırılması çok hoşumuza gitti. Biz de ona destek olmak için yanındayız aynı zamanda. İsmail Demirci artık aileye iyice girmiş. Bensu Soral'dan kardeşim diye söz ediyor. Ben de çok mutluyum. Kardeşim gibi görüyorum Bensu'yu. Kardeşim daha güzel. Kardeşim o benim. Bu arada İsmail Demirci bombayı patlatıyor. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Bir nişanesi olacak bunun inşallah. Düğün yakın yani. Önümüzdeki yaz inşallah. Hande Hanım evlilik teklifini almış zaten. Evlilik teklifi geldi mi? Geldi evet. Öyle mi? En taşı gördük ama gösterirsek bakalım. Yok göstermem. Hayır. Nasıl bir evlilik teklifi oldu? Sıradan. Hande Soral'ın gösterişli şeyleri sevmediğini iyi bilen İsmail Demirci, geleneksel yolla evlenme teklifi etmiş. Yani çok fazla tantana sevmiyorum. O yüzden böyle olması gerektiği gibi ama sürpriz oldu bana da, çok şaşırdım. Bakın evlenme teklifi ne zaman, nasıl gelmiş. Bekliyordum ama o gün beklemiyorum. Yıl dönümümüzde evlenme teklifi geldi. Başarı, o gün beklemiyordum yani. Ya o pasta bekliyormuş. Ben evet. Yani restorandakilere masayı boşaltır mısınız dediğimde o pasta bekliyormuş. Ben yüzük için, o ağır bir şey yani. O açıdan ben çok şov sevmiyorum, onun için sıradan normal bir evlilik teklifi oldu bizim için. Düğün planlamaları başlamış ama Hande Soral biraz dertli. Ben her şeyde sadeliği tercih ediyorum. Bana kalsa düğün yapma bile niyetimiz benim yoktu. Ama bir ufak bir düğün gibi bir şey de olacak galiba. Pek çok genç kızın hayalidir beyaz gelinlik ama Hande Soral'ın değil. Gelinlik falan hayatımda hiç öyle hayallerim olmadı. Ama sevdiğim adamla beraber mutlu bir hayat hayal ediyordum hep. O olacak yani. Bensu Soral da uzun süredir ünlü iş adamı Hakan Baş'la birlikte. Hande Soral evlilik yolunu biz açıyoruz, onlar da takip etsin diyor. Hakan'ı da çok seviyorum. Onların da çok güzel gidiyor ilişkisi. İsterlerse darısı başlarına.